Evet. Artvin Fen Lisesi Erkek Yurdundayız. Bugün değerli bir kişiyi tanıyacağız, değerli bir kişiliği tanıyacağız. O kişi kim mi? O kişi Berat Yüksel Yıldırım. Hep beraber. Gelebilir miyiz? Kendisi de burada oturuyor gördüğünüz gibi. Nasılsın? İyiyiz inşallah. Sigara alın mı geliyorsunuz arkadaşlar? Uzun zaman aldım sigara. Anlıyorum. Nasılsınız Berat Bey? Öncelikle size nasıl olduğunuzu sormak istiyorum. İyiyim Allah'a şükür ya. Sınavlara falan çalışıyoruz. Işte. Ne sınavı var? Kimya sınavı var bu hafta Perşembe günü. Evet. Buraya ne amaçla geldiğinizi biliyor musunuz Berat Bey? Hiçbir fikrim yok. Buraya merhaba. Berat Bey daha iyi tanımak amacıyla geldik. Size sorular soracağız. Doğal olmanızı isteyeceğiz. Peki. Ve böylelikle insan sizi daha çok tanımış olacak. Biliyorsunuz ki YouTube kanalım var. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet Berat. Nasılsın diye sorduk. Kendini nasıl tanımlarsın diye bir soru sormak istedim. Güzel bir soru sordum. Kendimi nasıl tanımlarım? Böyle eğlenceli bir kişiliğim var. Hı hı. Çok böyle güler yüzlü bir insanımdır. Hı hı. Ders çalışmayı pek sevmem. Evet. Senle zaten neredeyse yakınız birbirimize. Aynı gibiyiz. Bu arada Berat'ı ilkokulda birinci sınıftan beri tanıdım. Yakın arkadaşımdır. Aynı zamanda o da arkadaşımdır lisede. Mahremiyet anlarına kadar çekme. Evet. Kendini böyle mi tanımlıyorsun Berat? Kendimi yeteri kadar tanımadığımı düşünüyorum. Düz bir insan olarak mı görüyorsun kendini? Yoksa yani ben bu dünyada bir taneyim der misin mesela? Benden çok var. Evet. Arkadaşlarının çok yaklaşmam onun değil. Sana Bertalı olman hakkında bazı yorumları, şakaları, göndermeleri var. Bunlar hakkında bize iyi kötü bir şeyler söylemek ister misin? Söylemek isteyeceğini düşünüyorum bu arada. Yani pek bir düşüncem yok aslında ama yani rahatsız olduğum bir konuda değil açıkçası. Yani gurur duyuyorum böyle tabi olmakla. Herkese nasip olacak bir şey değil. Peki. Senin ya şöyle bahsetsem galiba ayıp olmaz. Namazında, niyazında olmanın sebebi ailen ve Bertal olman diyebilir miyiz? Yani tabi coğrafya kadardır. Peki sence namazında niyazında mısın? Hayır. Çok da değilim açıkçası. Çok da değilsin. Kısmen. Anlıyorum. Peki bazen çiters denilen arkadaş grubunun senin üzerine fazla geldiğini düşünüyor musun Berat? Bazen düşünüyorum. Bazen fazla. Mesela örnek verebilir misin? Aslında çok örnek var da şu an aklıma gelmiyor. Var ama yani bazen çok üzerim oynanıyor. 8 kişi birden üzerine baskı kurunca öyle şey oluyorsun. Peki Berat bu baskıya nasıl dayanıyorsun? Alışığım ben yine böyleydim. Ben. Ya mesela ortaokulda da böyleydi. Ortaokul kısmen biraz biraz. Kim yapıyordu böyle ortaokulda? Batman falan da yok şaka. Ya o kadar fazla değil dediğim gibi ortaokulda da vardı yani yine biraz. O zamanlar obezdim tabii. Hı hı. Ondan kaynaklı bir şey var. Şey değil yani. Çok rahatsız olduğum bir konu değil. Peki şundan korkuyor musun? Bize şunu söyler misin Berat? Buyur. Eğer arkadaşlarımı terslersen benimle arkadaş olmazlar. Bu yüzden ben de dalga geçmelerine izin veriyorum diyebilir misin? Bir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Peki önemli bir soru daha sormak istiyorum. Şurada notlarımda. Hayatında seni derinden etkileyen bir an söyler misin Berat? Bunlar beni derinden etkileyen bir an. Seninle tanıştığım günde sen falan çok mu? Ya abartma Berat yani. Ben hayatımı ne kadar değiştirmiş olabilirim. Hayatımı değiştiren an diyorum ya. Sana hayatımı değiştiren bir an söylüyorum.
Şey de ki beni ben yapan an bu andır. Yani bu anlardan birisini de anlatabiliriz tabi. Anlar olabilir yani. Çiler adlı grubu kurulduğu günlerden diyebilirim aslında. Peki beni yapan çiter diyorsun yani. Yani olabilir. Ya, abartı değil mi sence biraz da? Çok seviyorum Mehmet olsun. Anlıyorum. Yani, peki. Biraz güzel sorular sorsan. Bize en mutlu olduğun anı anlatmak istesen ne anlatırdın Berat? Birlikteyken mi yoksa kendi özel hayatım mı? Kendi özel hayatın da olabilir. Yani ya şey falan deme. Karnım ağrıdı var mı? Buraları kesebilirim. Buraları kesebilirim bu arada. Şimdi bu video kimin izleyeceği belli değil. Hocalarım izliyorsa hocalarıma selam olsun. Selam. Eyvah. Neydi? Aslında birlikte geçirdiğimiz zamanların kaliteli olan zamanlarımız, ben öyle düşünüyorum, çok eğlendim. Şelale zamanları mesela, yaz kampı günleri çok kaliteli günlerdi. Ya ama ben 17-18 yıllık hayatında, dediğim gibi çok, ne bileyim, çok büyük bir yaşantım yoktu yani. Peki, stabil bir yaşantım. Anladım. Monoton. Peki bu monoton hayatında seni en çok güzel şey öğrenmek istesek çok mu şey olur? Çok düşündürücü sorular soruyorsun ya. Babam diyebilirim ya. Babam herhalde. Trollüye sadık. Sökeceğim ha. Arkadaşlar, hocanın adı neydi? Ali miydi? Ali hocadan baskın yedik. Bir de beni herhalde şey yaptı. Dedi ki senden bir şey olmaz demek istedi. Dedi ki 50 net bizim okuldakiler yapıyor falan filan. Üzdü biraz. Sardı mardı. Ne, elimizden gelen bu, ne yapalım yani. Neyse. Peki şu son zamanlarda seni zorlayan kişiler kimlerdir mesela? Son zamanlarda. Son 1-2 yıl içerisinde. Son 1-2 yıl içerisinde. Yani aileden dediğim gibi tekrar babam diyeceğim. Arkadaşsal olarak düşündüğümde de çok zorlayan birisi. Mesela çok dedin ama az mesela zorlayan birisi de bilirim. İlişki bakımından var aslında biliyorsun. Başka? Ya gidelim konuşalım yani. Eğer buradaysa erkek yurdunda kimse var mı seni şey yapan? Atıyorum sana küfür eden. Tamam ya, atıyorum İbrahim yapsa sana kaysan küfür eden mi? İyi talaha kaldım. Gidelim mi onun yana, konuşayım ben onu. Gel. Bir konuşalım onu. Gel ver, takip edelim. Yani. Şimdi İyi talaha kaldım, büyük ihtimalle odasına bakacağız. Odasına bakacağız, %100 öpüteceğiz. Arayıcı belge yapıyorlar diye arkadaşlar. İçeriye gel. Yarınki maçta. Evet. İçeriye gel. Bir şey anlat. Kapat. Bir şey anlat. Tuvalet. Ege. Arkadaşlar demin. Susun. Beyler. Demin tuvaletteyim. Tamam mısın? Berat'a sordum. Berat, seni son zamanlarda rahatsız eden, küfür eden kimse var mı? Şut.
Dedi ki gidelim konuşalım Yiğit'le. Bir daha yapmasın, neden yaptılar ya? Yiğit'i burada bulamadım. Yiğit telefonla konuşuyor. Demin muhtemelen aile bir bireyi. Dedi ki o sıralama ne? Dedi ki net arttırmama bakacaksın dedi. Aynı bu cümleyi kurdu. Selam amca. Selam amca. Peki. Evren Tom diye alsam. Evren Tom diye Yiğit'i alsam. Kanki. Aslında daha etkili ortam. Ailevi. Şut. Evet. Var mı, bak nasıl şutlar? Evet. Yiğit alakalı. Yiğit alakalı. Yiğit alakalı. Sonunda bu. Buyur Yiğit hadi. Geç yerine otur. Kardeş kapat. Mustafa. Az kanka. Evet, işte az sesli olabilir. Bugün Berat'la alakalı birkaç video çektik ve Berat konuşmalarında şunu belirtti ki Berat'ı rahatsız eden, küfür eden, en rahatsız edici kişi sensin. Peki, tek sorumuz şu olacak sana. Berat yükseldi, neden küfür? Hak ediyor. Öncelikle hak ettiğini... Sesli konuşabilir misin? Öncelikle hak ettiğini belirtti. Yani ben hak etmeyen kimseye küfür etmem. Yani kameralarda onları karşısına söylemek istiyorum. Yani bana karşı kışkırtıcı sözcükler, cümleler kullanarak... Öncelikle kendisi küfreder bu arada. Ben asla bunu da söylemek yalan. Bir dakika dur biraz. Öncelikle kendisi küfreder. Ben nefsi müdafaa olarak onun... Aslında bu küfürleri kullanmak için. Berat bunlar ne demek ediyor veya sana sönmesinde ailesel bir problem olmuş olabilir. Yani Berat hak etmesinin sebebi benim üzerimdeki o iğrenç sözcükleri, bana karşı küçümseyici tavırları. Yani mesela çok... seni nasıl küçümse biraz öğrenebilir miyim? Yani sesini duyunca iğreniyorum gibi iğrenç sözcükler söylüyorum. Yükseliyorum, o küfürle merak etmez söylüyorum. Berat, bir gelir misin? Berat, bunlar karşı ne söyleyeceksin? Söylediği doğru ama belki kardeşim. Kardeşim yeterli, ben sevdiğimden dolayı demiştim. Sesle ilgili şaka, şaka var. Onun dışında da arkadaş beni kudurttuğu için, sen bana söylediysen ben kudurttuğu için. Peki Yiğit abi, şunu sormak istiyorum. Kudurttuğu için bir tane. Üzerimdeki tişörtü neden 8 ayda bir yıkıyorsun? Pislenmiyor mu? Yani ne demek istiyorsun? Yurt çok mu temiz bir yer? Yurtta böyle şey alışkınız tabii ki yani. Böyle 8 ay değil mi yerim? Haftada bir böyle değiştirmek. Yani ben şunu söyleyebilirim ki 2 haftadır yurttayım. Bunu biliyorsun kardeşim. Haftada bir ben videoda izleyip söylemene gerek yok. Kardeşim işte. Demek ki kirlenmiş. Abi sesli konuşmuş. Kirlenmiş. Evet. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son etüt odasında Mustafa Özçelik ve Yusuf Odabaşı adlı arkadaş fazla ses yaptığı için rahatsız olduk. Ve buraya geldik. En son Yiğit Berat'ın bu küfürleri, bu hakaretleri hak ettiğini söylüyor. Berat ise haksız yere böyle bir şey olduğunu düşünüyor. Şimdi tarafsız olarak Miraç'ı buraya davet ettik. Miraç, sence Berat fazla mı hor görülüyor yoksa Berat bunları hak ediyor mu? Berat hak ediyor. Peki neden Miraç? Berat abi. Ben utanmıyorum, çekmezse olur mu? Onu çekme. Tamam Miraç, teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, burada da Miraç'ın yorumuyla beraber Berat'ın hak ettiğini söylüyorlar. Evet arkadaşlar, peki sizin aranızdaki sorun sizce çok vakit geçirmek mi yoksa çok zamanda az vakit geçirmek mi? Çünkü birbirini tanıyan iki yabancı gibisiniz. Öncelikle Berat Yüksel'in ne yapabilirsiniz? Açıkçası
Dediğim gibi İtalya'yı severim. Kendisi canım arkadaşım benim. Kendisi beni sevmese de çok kudurtucu bir tarzı var kendisinin. Ben açıkçası o yüzden çok kuduruyorum. Sözü sol tarafa aktarabiliriz. Öncelikle cümleye başlarken ki İtalya'yı seviyorum derken ki samimiyetsizliğini de gördüğünüz üzere yani duygularının gerçeği yansıtmadığını ve sahte bir jest mimikle bunları söylediğini yani çok samimiyetsiz geliyor Berat'ın bu tavırları. Bertal oluşuna da bağlıyorum tarafsız olarak gerçek görüşlerinde olarak gördüğü konuda Bertal'ı bir insan ne kadar insan var. Görüyorsunuz, anlatmaya tamam, gerek yok. Tamam beyler, haydi öpüşün bari. Öpüşün barışın. Öpüşün barışın, haydi. Barışın. Tamam mısınız? Barıştınız mı? Daha sövmek mömmek var mı? Hak ederse ne var? Hak ederse var mesela, elbette. Güzel, güzel. Anlaşmamız güzel. Hak edin, hak ettin ya. Peki, çok haklı. İyi tabii. Ağız hareketlerini bu kadar iyi kullanmanın sebebini sana sorabilir miyiz? Ya öncelikle tabii ki. Selam hakikatinde gene gelmiyor. Yani bir modifikasyon edilmenin olay var bilirsiniz. Biraz açar mısın bu olayı? Modifikasyon. Yani kalıtsal olmamasına rağmen çevre koşullarında gelişen bir durum. Adaptasyon, modifikasyon. Adaptasyon daha kalıtsal olabilir. Modifikasyon. Yani şimdi tabii şavşatın güzel bir kültür olduğundan olur. Peki, ağzını balla böldüm, pardon lafını balla böldüm. Şunu soracağım, modifikasyon uzun yıllar olursa adaptasyona döner diyebilir miyiz? Yani elbette uzun yıllar devam ettikçe ama bence onun bir kalıtsal yanı olduğunu düşünmüyorum çevre faktörleriyle, yaşadığımız çevreyle. Mesela bu arkadaş Bertal, yani Bertal da böyle diksiyon, ağız hareketlerini görmek çok zor yani. Çünkü yani köyde Şavşat'ın yaşıyor. Okur yazarlığı yüksek okur, diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Tabii ki. Yani Şavşat'tan yapacak başka bir iş olmadığında bu herkes okuma yazmayı bilir. Yani okur yazarlık oranı herkes bir hedefi vardır yani Şavşat'ta ileride üstüne mertebeler gelmek için elini yapar ve eğitimli kişilerdi. O yüzden böyle diksiyonlarının düzgün olması da çok normal. Bu ağız hareketlerinde modifikasyon diyebiliriz yani kalıtsal bir yanı yoktur. Adaptasyon olmaz yani bunu da net bir şekilde söylüyorum. Buna ağız ve dil hareketlerini de katabilir miyiz? Yani tabii dil hareketleri kişinin isteğine bağlı. Yani ağız hareketleri sonradan gelişiyor. Peki mesela senin dil hareketlerini şimdi burada göstermeye gerek yok. Yani, ama duyan duymuş yani bir namım var diye. Evet. Bu dil hareketlerini yapmak için güçlendirmek lazım mı yani? Tekrar yapıyor musun yoksa bu doğuştan gelen güzel bir şey mi yani? Şimdi yani anlamadığım bir şekilde lisenin ortalarında bu özelliğini fark ettim. Yani bu dil konusundaki hakimiyetim baktım çok ileri düzeylere gidiyor. Yani şu hareketler, manevralar falan verdim. Çok güzel yetenekler var tabii ki. Yani bunun şey yok yani özel bir çalışmaya sabır. Evet. Yetenek diyebiliriz. Anladım. Peki Berat. Hı? İtalya'ya söylemek istediğin bir şey var mı? Az önce bana samimiyetsiz bir şekilde dedi ama ben duygularımı çok fazla samimiyetle aktaran birisi ya değilim. Şöyle diyelim. Berat hayatı boyunca duygularını çok fazla aktaramamış bir arkadaşımız. Yani duyguları bastırmış. Sebebini söyleyeyim. Bu acı bir durum. Buyur. Bunun yani, hakkındaki yorum. Berta'yla başlamak istiyorum öncelikle. Ya bak Berta'da yaşamış. Peki Bertallara ırkçılık yapıldığını düşünüyor musunuz? İkinize de soruyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Bertallar hak ettiği değeri görüyorlar. Hak ettiği değeri görüyorlar. Yani hepsi ne bir ileri gider ne bir falan geri gelir. Hepsi aynı boyutur. Argo kullanmayan. Rica ederim. Tamam özür dilerim. Sıkıntı yok. Ya burası samimi bir kadar ama hani kimin izleyeceği bile olmuyor. Çocuklar, mocuklar, öğretmenler izliyor. Bizim kitlemiz büyük bir kitle biliyorum. Arkadaşa karşı biraz kendimi kaptırdım. Hak ettiğimi söyleyeyim. Berat. Berat'a elçilik yapıldığından gerçekten düşünüyor musun? Hayır. Aslına bakarsan kısmen öyle yani. Bir. Peki Bertallar hak ediyor mu? Yani biliyorum biraz sert bir soru oldu ama Bertallar hak ediyor. Çok fazla abartıyor şimdi. Arkadaşım kendi düşünceleri bastırılmış. Yani bunu evde yani
Berta'da, köyde kendi düşünceleri bastırılmış bir şekilde cevap veriyor. Bu söylemleri kendi söylemleri değil, başkalarının söylemlerini kendiymiş gibi aktarıyor. Çünkü kendi fikirleri yok. Berta'da kişiyi baskılarlar. Bunu söyleyeceksin, bunu yapacaksın, Berta'yı savunacaksın. İşte bundan dolayı düşünceleri bastırılmış bir insan doğruyu söyleyemez. Yanımda öyle bir örnek. Mesela sen bunu nereden biliyorsun? Kaç kere Berta hakkında bunu hani arkadaşın? Berta'da öyle bir durum söz konusu değil. Bizzat gözlemledim. Ve dedemin Bertalı askerlik arkadaşları var. Aynısını dedeme sorduğumda ondan da aynı cevabı almıştım. Bunu da bir kanıt olarak sunmak. Tamam, ben de bir medeniyet dediğim. Aramızda öğrenemediğimiz şey budur. Okumak, bilime saygı duymaktır. Bertalı bilimle okumak, köy şey. Köy bilimle okuma yazar. İkimiz de aynı şeyi söylüyoruz. İşte bu duyguları nasıl bir bilim boğaşı. Baş olma, baş. Peki bu baş kim? Yani bu ailelerin hepsinde bir baş vardır. Berat'ın ailesinde bir başı isimleyeyim mi yoksa? Verebiliriz biraz. Yani Sinan amca benden yaşça büyük bir kişidir. Saygısızlık etmeyelim. Berat'ın düşüncelerini baskıladığını ve yani Berat'ı bir nevi kukla niyetine bile ettiğini düşünüyorum. Evet, yani az önceki söylediğim şeylerle doğru orantılı olarak gidecektir. Yani benim söyleyeceklerim şu konu hakkında bu kadar. Evet, peki. Rastgele bir arkadaşımız. Çekelim arkadaşımızı. Celalettin Kırkçı. Celalettin, Berat hakkında ne düşünüyorsun? Video neyse ya. Celalettin. İşte çok sevdiğim arkadaşım. Celalettin, videodaydık. Burayı blurlayacağız. Biraz daha söylenebilir bir şey söyleyebilirsin istersen arkadaşım. Tamam, ben Berat'ı çok severim. Biraz rahat durun. İyi de durun. Biraz çok severim. O kadar. İyi bir arkadaştır. Videomuza verdiğin katkına dolayı teşekkür ederim. Ayrıca buradan Kahramanmaraş İstiklal Spor'a tekrardan tebrikler demek istiyorum. Denizli Spor 4-0 yanında. Selamlar. Evet. Bugün Berat'a yorum yapacak olan arkadaşımız Yiğit'ti. Ve Yiğit güzel bir sohbet oldu. İkisini de barıştırdık diye düşünüyorum. Hoş oldu. Bir işimize yaradı. Yani bizde sadece karşılıklı saygı olması. Evet. Bizden bir isteğiniz var mıdır ikinizin de? Evet. Özellikle Yiğit açısından. Kanala abone olsunlar. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Yani teşekkürler diliyorum. Bundan şafratımıza uzak dolu sevgilerimizi iletiyoruz. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Dediğim gibi bastırılmış düşünce değildir. Berat'cığım sen de durmanın bir yanda görüyoruz. Evet, katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi farklı bir ses, farklı bir doku görmek için tanıdık bir ismin yanına gideceğiz. Berat, gelir misin? Özellikle Çiters diye adlandırdığımız grubun kurucu üyelerinden birisidir. Evet, şimdi İbrahim Efe Sarıkan'ın Berat hakkındaki yorumlarından bahsedeceğiz. Güzüzlük olması kulaklığı çıkıyor. Berat, çok. Berat, gördüğüm iyi insanlar var ise, bunu ona sağlayan şeyin aile eğitimi olduğunu düşünüyorum. Sence Sinan? Berat'ın fikirlerini baskılıyor. Sinan çok baskılayıcı biriz. Sinan'la, Berat'la Kafkasya'ya gitmek istedik. İzin vermedi. Berat'la nasıl patlı denilen inanılmaz bir mucizemiz var. Planımız. Onu uygulamak istedik. Ona bile izin vermiyor kendisi neredeyse. Yani çok baskılıyor. Çocuğun hayatını yaşamasına engel oluyor. Bu çocuk büyüdü mü? 20 yaşlarını geçti mi? Sinan'a diyecek. Baba sen benim gençliğimi elimden çaldın. Ben de senin hayatını elinden çalacağım. Arkadaşlar. Çok ağır söz geldi. Arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi videoyu fazla uzatmayacak. Trajikomik bir hayatın sonu Berat gibi olacak. Lütfen beni takip edin. Videoyu şuna da kapatın. Gelin şu arka masalara da videonun kapanışını yapayım. Arkamın durumu böyle güzel. Üstüye geçiyorsun. Evet arkadaşlar. Bugün Berat Yüksel Yıldırım'la beraber. Berat'ın hayatını izledik. Berat hafif trajikomik hayatıyla beraber komik insanları güldüren bir insan var. Ama Berat'ın hayatındaki kırmızı çizgisi babası Sinan Yıldırım oldu. Size şunu söyleyebilirim ki eğer bu videoya 100 like gelirse Sinan Yıldırım'la Berat Yüksel Yıldırım karşılaştırma yapacağız. Berat acaba babasıyla yüzleşebilecek mi? Buna siz karar vereceksiniz.